Şimdi harika bir ortamda çok güzel protokolümüzün de katılımıyla hep birlikte bir kitap okuma etkinliği gerçekleştirdik. Burada amaç tabii görüntü vermek değil, kitap okumanın önemine vurgu yapmak ve size bu güzel davranışı kazandırmaktı. Umarım bu amacımıza sizler hayatınızda güzel bir okuyucu olursanız ulaşmış oluruz. Bugün de bunun sınavını gerçekleştireceğiz. Hepinize başarılar diliyoruz. Bu anlamda emeği geçen arkadaşlarımıza da huzurlarınızda ben teşekkür ediyorum. Sınav bittikten sonraki değerlendirme de sizle malum. Bütün okullarımızda, bütün okullarımızdaki tüm öğrencilerimizin bu etkinliğe katılarak kitap okumaları, orada bir yarış olması, arkasından da gelip ilçemizde böyle bir yarış olması özellikle önemli. Buna katılmak önemli. Yani herkes birinci olabilir mi? Olabilir. Bizim gönlümüz de olabilir. Bizim gönlümüzde hepiniz birincisiniz. Ama neticede bir değerlendirme yapacak da mutlaka 1-2-3 belirlenecek. Bunu çok önemsemeyin lütfen. Sizlerin dünkü etkinliğe katılmış olmanız, bugün gelip burada bu medeni cesareti göstermiş olmanız bizim için çok önemli. Bu anlamda sizi teşekkür ediyorum. Sizlere, ailelerinize teşekkür ediyoruz. Öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah bu etkinliklerimiz devam etsin. Ama önemlisi hayatınız boyunca kitap okuma davranışını mutlaka devam ettirin. Sizden tek ricamız bu. Nasılsınız? 5 dakika sınavda. Etkinliğimizin ikincisini gerçekleştiriyoruz. Malumunuz olmak üzere. Geçen yıl da yapmıştık. Ama geçen yıl bir farkla bu yıl farkındaysanız eğer, takip ediyorsanız eğer, İl Milli Eğitim Müdürümüz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcımız, Belediye Başkanımız, Kaymakamımızın katılması, sizlerin aranıza gelerek sizlerle, bizlerle beraber, kimlerde oturarak, bizlerle beraber yarım saatlik etkinlik kitap okumaları, çalıştılar, sorular hazırladılar, kaç gündür bununla ilgili emek harcıyorlar. Onlara da ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İnşallah bu etkinliğimiz gelecek yıllarda en iyi şekilde devam edecektir. Sizi hazırlayan öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz, aileleriniz de her şeyden de sizi kutluyorum. Başarılar diliyorum. Adınızı, soyadınızı, okulunuzu, dilekli yazan. Adınızı, soyadını yazın öncelikle. Arkadaşlar, yoksa oraya geçmek istersin, geç. Orada istiyorsun, tamam. Geçmiş olsun. Ne zaman kırdın kolunu? İki gün önce kırdın ama sınava geldin değil mi? Evet. Kitap okumayı seviyor musun? Peki buradan arkadaşlarına ne mesaj verirsin kitapla ilgili? Kitap çok güzel. Evet. Yani bu acına rağmen geldin, sınava giriyorsun. Peki başarılar diliyoruz sana. Sana da geçmiş olsun. Nasıl kitap okumak? Güzel. Sınava da geldin. Evet. Başarılar size. Teşekkür. Kitap okuma yarışması ile ilgili sınavımızı şu an başlatacağız. İkincisini yaptığımız bu sınavımız. Hepimize hayırlı olsun. Hepimize başarılar diliyoruz ve sınavımızı başlatıyoruz. Başlayalım. Başlayın çocuklar. Başarılar dileriz. Evet. Size de kolay gelsin. Teşekkür ederim. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılıp okulunuzda birinci olduğunuz için. Dünya
yedekler gelebilirdi ama çocuklarımız olmadı. Biz kendimiz gideceğiz sınava diyerek şu an sınava tek kolla, kolları açıla gelip katıldılar. Bu çok güzel bir şey. İnanın çok güzel bir şey. Neden? Çünkü o kadar inanmış ki vermiş olduğu emeği kaybetmek istemiyor. Hayatta da böyle yapalım. Bir iş hayatta bir yola çıkmışsanız mutlaka onu edinceye kadar ne bir bir tanesi erkek, geri kalan tüm beşi kadın. Evet. Ama onu şöyle değerlendirebiliriz. Ama süre başlamanın gerisi olmalıyız. Hepinize öncelikle katılmanız için teşekkür ediyorum. Güzel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Dün de canlı bir etkinlik gerçekleştirdik. Güzel olması daha da pekiştirir güzelliğini. Özellikle protokolün katılımı çok önemliydi bizim için. Bizim amacımız o. Yoksa sadece o sembolik görüntü değil. Dolayısıyla yaymanız anlamında örnek olmanız bizim için değerli. Ve 11. sınıfsınız. Gelecek yılda Allah nasip ederse hayatınızı şekillendirecek olan üniversite sınavı sizi bekliyor. Üstesinden geleceğinizi düşünüyorum. Hemen isimlerimizi